Sevgiler. Ama bunu birazcık Osmanlı toplumundan hareketle ele almak istedim. Bir saç ayağına oturtmak için. Konu Osmanlı toplumu olduğu için birazcık tarihe girmemiz gerekecek. Ben de çok sıkmadan birazcık tarihi, özellikle tipin tarihsel arka planını somutlaştırmak için sizlere kısa bilgi vereceğim öncelikli olarak. Uzunca bir süre, büyük bir coğrafyada hüküm sürerek bir devre damgasını vuran Osmanlı Devleti, özellikle yükselme ve genişleme döneminde sınırlarını farklı kıtalara kadar taşımıştır. Büyüme politikasının bir sonucu olarak farklı kıtalardaki toprak parçalarının sınırlara dahil olması, Osmanlı Devleti'nde bir takım yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu yenilik ve değişikliklerin ilk olarak etkisi şüphesiz Osmanlı toplum yapısı üzerinde olmuştur. Mevcut homojen yapıya yeni unsurların katılımıyla gittikçe farklı bir yapıya bürünen Osmanlı toplum yapısı, devletin askeri, siyasi ve ekonomik politikalarından en çok etkilenen unsur olmuştur. Zaman içinde farklı kültürlerin yoğrulmasıyla ortaya çıkan yeni kültür sentezinin merkezinde hiç şüphesiz sosyal yapının temel birimi ve bireyler arası etkileşimin esas unsuru olan insan vardır. Alışılagelmiş düzen içerisinde sosyalleşmenin ilk adımını aile içerisinde yaşayan insan, zamanla yakın çevreden uzak çevreye doğru bir etkileşim ortamına girer. Etkileşim ortamı insanın zamanla bir hayat görüşünü ve birden fazla bireyin yer aldığı bazı grupların etrafında oluşturur. Bu gruplar geleneğin belirlediği hayat standartlarıyla paralel olabileceği gibi toplumun radikal yapısına dayalı tabu ve normlara aykırılık da gösterebilir. Bu bağlamda çalışmamızın da konusu olan Osmanlı toplumundaki serserilerin geleneksel toplum düzenine aykırı bir yapı oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Serseri kelimesi sözlüklerde aylak, ötede beride boş gezen, sütü bozuk, alçak, deli, çılgın ve gayri ihtiyari sarf edilen boş söz gibi anlamlara gelmektedir. Tarih sahnesindeki formuna değinecek olursak eğer, Osmanlı'dan önce de Anadolu sahasında var olan serseriler, Selçuklu şehirlerinde fakirler ve işsizler ile birlikte bir zümre oluşturmaktaydı. Kendi aralarında özel bir teşkilat meydana getiren bu zümreler, fırsat buldukça karışıklık çıkarmaktan geri durmuyorlardı. Bununla birlikte dahili mücadeleler ve aynı durumlar karşısında bu zümrelerden zaman zaman ücretli asker olarak istifade edilmekteydi. 12. yüzyılda Herat'ta bunlara Rint, Tuz gibi diğer bazı Horasan şehirlerinde Ayyar deniliyordu. Orta Çağ İslam dünyasında ise Şuttar ve Fityan gibi isimler verildiği bilinmektedir. Serseri kelimesi başıboşluk, yersizlik, yurtsuzluk ve gezgincilik gibi temel anlamları nedeniyle zaman zaman aptal ve kalender dervişlerini ifade etmek için de kullanılmıştır. Geleneğe ters düşen ve kolektif yaşam kültürüne uymayan bazı davranışları sebebiyle toplum içerisinde kendilerine iyi bir gözle bakılmadığını bildiğimiz serserilerin imparatorluk topraklarında asayişi zafiyete uğratacak olaylara girişmelerini önlemek için gözlem altında tutulmaya çalışıldıklarını kaynaklardan öğrenmekteyiz. Merkezi otoritenin ciddi manada zayıflamasının bariz bir şekilde hissedildiği Osmanlı'nın son yıllarında serserilerle ilgili olarak bir kanuni düzenleme dahi yapılmıştır. 17 Şubat 1909'da Sadaret tarafından Meclis-i Mebusan'a Serseri ve Mazane-i Su-Eşhas adıyla bir tezkere sunulmuştur. Konu ile ilgili olarak serseri tabiri noktasında ele alınan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ise serseri tipinin bir tipi karşılamaktan çok başı boşluğu ifade etmek için kullanılan bir sıfat olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Serseri gezmek söz öbeğinin çok çok kullanıldığı seyahatnamede tipe dair açık bilgiler yer almamaktadır. Klasik Türk şiirindeki serseri kelimesinin geçtiği bazı beyitleri taradım ben. Serseri kelimesi nasıl ele alınmış? Bir benzetme öğesi olarak yoksa bir tipi ifade etmek için mi kullanılmış diye birkaç beyit çıkardım burada sizlere de örnek olarak sunmak için. Bağlantı isabetli bir sosyal hayata dair çok sayıda malzemenin konu olduğu
Türk şiirinde serseri tipinin bazı özellikleri malum şairler tarafından kullanılmıştır. Biklü mana ve söylenmemiş söz peşinde olan şairler, orijinal ifadeyi yakalama peşinde olan şairler serseri imgesini şiirlerinde kullanma imkanı da kaçırmamışlardır. Bu serseri tipinin şiirlerde geçen özelliklerinden bir tanesi başıboşluktur. Başıboşluk, şairler serseri kelimesini bazen ötede beride boş gezmek, başıboşluk ve aylaklık anlamlarında kullanmışlardır. Aşık, sevgili ve rakip arasındaki ilişkinin durumunu gözler önüne sermek söz konusu olunca ilişkiler yumağındaki çelişkili durumu şair serseri tabiriyle ifade etmiştir. Nitekim Azmizade Haleti de peri gibi güzel olan sevgiliyle rakibin baş başa kalarak söyleşmelerini kıskanmıştır ve deli gönlü serseri olarak nitelemiştir. Aralarındaki rekabetten dolayı rakibe karşı öfkeli olan aşık, onun sevgiliyle bir araya gelmesine hiç tahammül edemez. Şair, aşığa yakınlaşma konusunda zaman zaman gergin yaşayan ve kendini naza çeken sevgilinin rakiple yakınlaşarak aşığını kıskandırmasını serseri tabiriyle ifade ederek, sevgilinin gönlünün bir serseri gibi başıboş bir şekilde daldan dala atladığını söylemek istemiştir. Diğer bir nokta gezgincilik hususu. Belirli bir kalacak yeri olmayan, sokak sokak hatta şehir şehir gezen Osmanlı'daki serserilerin bir özelliği gezginci olmalarıdır. Serserilerin bu özelliği aynı zamanda sevgili için diğer diğer gezen aşık tipinin de önemli bir özelliğidir. Serseri metaforunu gezgincilik bağlamında kullanan Şeyh Galip, aşığı serseri gibi dolaşan Kays'a benzetmiştir. Leyla'yı bulmak için diğer diğer gezen Mecnun hikayesine termikte bulunan şair, bu vesileyle Mecnun'un da bir serseri gibi gezindiğini anlatmak istemiştir. Diğer bir nokta, aşk yüzünden serserilik. Klasik Türk şiiri geleneğine bakıldığında hakikate erişme noktasında aklın rehberliğinde yola çıkan aşığın hedefine ulaşamadığı bilinmektedir. Bunu bilen şairler aşkın yüceliğini göstermek için kimi zaman akıl ile aşkı mukayese etmişler ve nihayetinde aşkı galip kılmışlardır. Aşkın rehberliğinde gönlüyle hareket eden aşık sevgili onunla zor bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuğunda türlü sıkıntılarla karşılaşır. Yaşadığı her türlü sıkıntının bir kutsiyet taşıdığını bilen ve dolayısıyla halinden memnun olan aşık, aklına itibar etmediği için zaman zaman savrulmalar da yaşar. Bu durumun beraberinde getirmiş olduğu serserilik hali, aşık tipinin karakteristik özelliklerinden biri haline gelir. Bu üç beyit de aşağı yukarı aynı konu etrafında, üçünü de birlikte aldım. Güzele tutulduğu andan itibaren aklı başından giden aşığın hayatını artık serseri bir şekilde sürdürdüğünü şair Rıfki bu beyitlerle anlatmıştır. Söz konusu beyitlere bakıldığında Mecnun'un serseri tabiriyle birlikte kullanılması manidardır. Zira Leyla'ya aşık olduktan sonra serseri bir şekilde hayat süren Mecnun, bu formu ifade edilebilmesi için kullanılan iyi bir örnektir. Bilgihanelik umursamazlık noktasında şunları söyleyebiliriz. Dünyadan kendilerini soyutlamış bir şekilde hayatlarını idame ettiren serseriler, çevrelerinde olup biten birçok şeye kayıtsız kalarak hayatlarını idame ettirmişlerdir. Kendi aralarında bir zümre oluşturarak toplumdan izole bir şekilde yaşamışlardır. Böyle bir hayat tarzına sahip oldukları için de ıslah olmaları için bulunulan girişimler kimi zaman sonuçsuz kalmıştır. Anlatılan şeylere kulak vermeyip ya da verseler bile söylenilen şeye riayet etmeyenleri ifade etmek için de Ahmet'i gördüğünüz beyti söylemiştir. Kimisi canlı da can ile dinler sözleri, kimisi işidir ama serseri diyerek. Diğer bir nokta sarhoşluk. Aşk derdiyle hemhal olan aşık bu sarhoşluk neticesinde ruhsal ve fiziksel olarak bir serseri gibi hareket etmeye başlar. Herhangi bir işle uğraşmayan ve aylak aylak gezen serserilerin alkol ve esrar gibi keyif verici maddeleri kullanmaları göz önünde bulundurulduğunda aşık ile serseri arasındaki sarhoşluk ilişkisi de biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Sarhoş olma şekilleri ve yöntemleri farklı olsa dahi ortaya çıkan akli muvazeneye uygun davranamama durumu aşık ile serserinin ortak bir yönüdür.
Sevgilisini duyduğu aşk nedeniyle sarhoş bir halde serseri gibi çöllerde gezen aşık, rakibinin de bu duruma düşmesi için gördüğünüz gibi bir nevi bir beddua etmiştir. Gereksiz konuşmak, serserinin sözlük anlamlarından birisi de buydu. Tamam hocam, toparlayacağım. Boş konuşmalarından dolayı ve içerisinde bulundukları ruhi hallerden ötürü akli melekelerini gerektirdiği gibi kullanamayan serserilerin gereksiz konuşmalara ve gayri ihtiyari sarf etmeleri, sözler sarf etmeleri kendilerinden beklenen bir durumdur. Bu bağlamda serseri kelimesinin de boş laf ve tutulmayacak sözler anlamlarına geldiğini ve ayrıca mert olan bir insanın bu türden sözler söylemeyeceğini şair Nezaki gördüğünüz üzere böyle ifade etmiştir. Serseri konusunu işlerken bir tip daha benim dikkatimi çekti metinlerde. O da külhani ya da külhami diyebileceğimiz bir tip. Ben onu da çalışmam kapsamına ilave ettim. Çok kısa da olsa kısaca başlıklarını en azından söyleyip geçmek istiyorum. Hocamız da müsaade ederse. Külhani dediğimiz şey serserilerle eş değer tutulan bir ayak takımı tabiri caizse. Düzenli bir aile hayatı bulunmayan bazı kişilerin hamamlarda suyu ısıtmak için ateş yakılan yer ve hamam ocağı anlamına gelen külhanlarda yatıp kalkmaları sonucu bu kişilere de külhani adı verilmiştir. Bu kişilerin kendilerine has giyinme tarzları ve kendilerine has bir argo lügati oluşturacak şekilde kelimeleri olan bir dilleri vardır kendi aralarında. Tarih sahnelerindeki konuları çok farklı ve çok uzun. Külhanilik konusuna değindiğinde onu fark ettim ki 3-5 cümleyle anlatılacak bir şey değil. Hayat tarzları, o külhaniliğe giriş ritüelleri, kendi aralarındaki o teşkilatlanma bambaşka bir yapı. Süremiz kısıtlı olduğu için hepsini ayrı ayrı şey yapamayacağım. Konu başlıklarını kısaca geçeyim. Külhaniliğin, külhanların yurtsuzlara yurt olması ile ilgili beyitler var. Evsiz ve yurtsuz olan kimselerin külhanlarda kaldığını ve daha sonrasında külhani olduklarını biliyoruz. Külhaninin aptallığı var. Aynı şekilde beytimiz de tahtaya yansımış durumda. Aptalların ve külhanilerin ortak yönlerine ilave olarak davranışların arkalarında bir nefis terbiyesi yattığını biliyoruz. Zira külhanilerin hayat tarzlarına baktığımızda ilk külhana kabul edilmelerinin temel şartı onlara bir torba veriliyor. Üstleri başları yırtılıyor ya da yırtık elbise giydiriliyor. Bu torbayı alıyorsun, dışarıya çıkıyorsun. Pirinç, un, şeker, yağ ne buluyorsan doldurup getiriyorsun diyerek bir nevi dilencilik yapıyorlar ve aptalların da dilendiklerini bildiğimiz için aralarında böyle bir ilişki var. Külhanenin yine melamilik yönü var. Kınayanın kınamasından korkmayan melamiler aynı zamanda külhanelerle de bu yönleriyle ortak noktada buluşmakta. Külhaneler de zaman zaman toplum içerisinde kınanacak davranışlar sergilemekte. Külhanelerin o ritüelleri var demiştik. Toplantılarında dua okurlar. Dualarında pirleri Layhar adına dua ederler. İnanışlarına göre onların piri Layhar'dır. İlk külhan beyi odur. Kıyafet konusunda çok dikkat etmezler. Hamamlar bazen sıcak yerler olduğu için çıplak gezdiklerini de öğreniyoruz. Ya da pejmurde kıyafetler giyerek kendilerine önem verdiklerini. Yatacak yerleri zaten hamamdaki küllerin içi, yatak döşek onlar için bir lüks sayıldığı için külleri kendilerine yastık ve döşek yapıyorlar. Sonuç kısmında birkaç bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi külhanelik konusu birazcık daha uzundu, çok bir şey söyleyemedim. Hocamız süre konusunda uyardı. Başıboşluğun öne çıktığı serseriler ve külhan beyleri zaman zaman toplumun genel yapısına aykırı davranmışlardır. Bu nedenle toplumsal huzura hatta güvenliğe gölge düşürmüşlerdir. Bunun neticesinde devlet yetkilileri bu zümrelere mensup kişileri rehabilite etmek ve gözlem altına almak için bazı tedbirler de almışlardır. Tarihsel konumları itibariyle haklarında yeteri kadar bilginin olduğu bu zümrelerin çeşitli yönleriyle edebi eserlere de alındıklarını takdiriniz olur ki beyitlerden de görmekteyiz.
toplum nezdinde ayak takımı olarak görülen serserilerin ve külhan beylerin yaşam tarzları, giyim kuşamları, iletişim şekilleri, hiyerarşik yapıları gibi bazı özellikleri klasik Türk edebiyatı şairleri tarafından eserlerinde malzeme olarak kullanılmıştır. Bunun örnekleri de Tarhan Beyikler aracılığıyla bazı başlıklar altında verilmiştir. Çalışmanın daha çok tip yapıların karakteristik özelliklerine odaklanmayı hedeflediği için örnek olarak seçtiğim beyikler de bu minvalde olan beyiklerdir. Beyiklere baktığımızda klasik Türk şairlerinin iyi bir donanıma sahip olduklarını ve aynı zamanda çok da iyi bir gözlemci olduklarını öğrenmekteyiz. Buna mukabil büyük bir malzemeye sahip olan klasik Türk şiiri, sosyal hayat ve kültürel fonksiyonların konumuna dair yapılacak çok sayıda çalışmaya da müsaittir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Genel olarak